Evet, nasıl dijital göçebe olunur serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Ben Burak Erdem. Bu kanalda dijital göçebelik ve Güneydoğu Asya'da yaşamla ilgili bilgiler veriyorum. Eğer bu konularda bilgi almak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi videoyla ilgili konu başlıkları belirledim. İlk maddeden başlayalım. Şimdi bir şeye odaklan sorunsalı. Evet, bu konu gerçekten herkesin önem vermesi gereken konu ama aslında ilk başlanılması gereken yer burası değil. Yani bir şeye odaklanmaya başladın. Ne? Dropshipping mi? Dijital göç olmak için ne yapman gerekiyor? Online para kazanmak gerekiyor. Bunun için bir şeye odaklanman lazım. Evet. Ama bu şeyin ne olduğunu bilmiyorsun. Yani o bir şeye odaklanıyorsun ve zamanın gitmiş oluyor. Bir şeye başlamadan önce, yani bir şeye odaklanmadan önce aslında ne yapmaman gerekenleri ilk önce belirleyip o şeylerden vazgeçmen lazım. O yüzden bir şeye odaklanmaktan ziyade ilk başta hayatını bir düzene sokman lazım. Dijital göçebe olmak istiyorsan. Bunun için de basketbolda da bu vardır. Hani topsuz alanda nasıl oynadığın, nasıl savunma yaptığın, topsuz alanda nasıl boş pozisyon bulduğun, bunun gibi çalışmazken, yani iş, işte bu freelancer olabilir, freelancerlık yapmak istiyorsundur veya işte dropshipping yapmak istiyorsundur. Bunlara başlamadan önce neler yapmaman gerektiğini ilk önce anlaman lazım. Bu çok önemli. Şimdi nelerden vazgeçmen gerektiği konusunda ilk önce arkadaşlarınla başlayalım. Arkadaşlarınla iletişim. Şimdi ben neler yaptım ve sen neler yapmalısın? Ben inanın bu dijital göçebelikle ilgili yani benimle aynı fikirde olmayan insanlarla görüşmeyi kestim. Bunu sizin de yapmanız lazım. Diyelim ki işte online para kazanmak istiyorsun, işinden çıkmak istiyorsun veya işte öğrencisin. Yani üniversiteyi bitirip o mesleği yapmak istemiyorsun. Bunu arkadaşlarına açtığında eğer onlar seni desteklemiyorsa veya ne yaptığını anlayamıyorsa veya anlamak istemiyorsa o kişiler artık senin arkadaşın olmasına gerek yok. O yüzden bu çok önemli. İnsanlar vazgeçemiyorlar kendi yaşam tarzlarından, kendi çevrelerinden. Vazgeçemedikleri için de aynı döngünün içinde kısılıp kalıyorlar. O yüzden arkadaşlarınızla olan iletişiminizi gözden geçirip belki bazılarına olan iletişim, bazılarıyla olan iletişiminizi kesmeniz gerekecek. Bu madde bu şekilde. En güzeli tabii ki yeni arkadaşlıklar da edinebileceğiniz gruplar bulmak. Bizim dijital göçebe Facebook grubumuz var. Oraya şey yapabilirsiniz. Dijital göçebe grubumuza katılabilirsiniz. Linkini aşağıya bırakıyorum. Oradan dijital göçebelerle de iletişime geçebilirsiniz. Yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Diğer bir madde ise aileyle iletişim. Şimdi burada da dijital göçebelik hayalinizi ailenize açtığınızda belki de size karşı çıkacaklar. Belki hiç bunu söylememeniz gerekiyor. Yani bunu size bırakıyorum ama aileyle iletişimde şöyle bir şey lazım. Sürekli yapmak istediklerinizi söylemenize gerek yok. Çünkü muhtemelen sizi anlamayacaklar. Anlamadıkları için de siz bu sefer moraliniz bozulacak, daha kötü olacak. O yüzden benim tavsiyem ailenize ilk başta açsanız bile hani sürekli bu konuyla ilgili yaptığınız şeyleri bahsetmenize hiç gerek yok yani. Çünkü onlar dediğim gibi yani anlamalarını beklemeyin. Dikkatinizi dağıtabilir yani bu konuşmalar. Belki de tartışmaya falan da dönüşebilir. Tabii ki destekleyen aileler de çıkacaktır. İlk başta açın mevzuyu. Hani ben böyle bir yaşam istiyorum dediğinizde tepkilerine bakın. Ben ne yaptım? Yani ben bu konuyla ilgili çok fazla konuşmadım. Zaten dediğim gibi bu konuları gündeme getirdiğinizde sizde de dikkat dağınıklığı olacak. O yüzden bir kere bir söyleyin. Sonrasında sürekli bu konuyu aile içinde gündeme getirmeyin. Diğer bir maddemiz
İş arkadaşlarıyla iletişim. Şimdi bu çok büyük bir konu aslında. İş arkadaşlarınızla bence iş dışında kesinlikle arkadaş olmayın. Niye? Şimdi sen zaten işinden ayrılmak istiyorsun. İş dışında iş arkadaşlarınla görüştüğünde, tabii ki çok samimi olduklarınız vardır, ona bir şey demiyorum ama şimdi iş dışında görüştüğün zaman o iş arkadaşıyla iş konuşacaksın. Başka hiçbir şey konuşmayacaksın. Eğer ortak bir hedefiniz varsa dijital göçebelikle ilgili, böyle bir düşünceniz varsa tabii ki konuşmaya devam edin o kişilerle ama herkesle samimi olmanıza zaten gerek yok. Zaten isteseniz de olamazsınız da. Diyelim can dostum dediğiniz biri var ama o bile bu konuyu sıcak bakmıyor. Onunla bile arayı, eğer menfaatiniz, iş hayatınızdaki menfaatiniz bozulmayacaksa dışarıda görüşmeyi kesin. Çünkü dediğim gibi siz zaten bu işten uzaklaşmak istiyorsunuz ama aynı zamanda bu insanlarla görüştüğünüzde hep çalışıyormuş gibi hissedeceksiniz. İş hayatıyla, ya ben mesela hiçbir zaman çalıştığım işteki kişilerle dışarıda görüşmedim. Yani belki bir işte şey olduysa, ne bileyim, firmanın daveti veya işte bir çalıştığımız arkadaşlardan biri işte bir hastalandıysa hasta ziyareti falan olmuştur. Onun dışında kesinlikle buna girmedim. Girmenizi de tavsiye etmem. Eğer dijital göçebe olmak istiyorsanız, farklı bir kariyer istiyorsanız ve çalışırken de mesela diyelim ki yemek arası. Yemek arasında ben kesinlikle işte yemeğimi yerdim. Sonra ofise geçerdim. Hiçbir şekilde yemek arasında muhabbete girmezdim. Çünkü orada dönen muhabbet aslında insanların kötülüğünden değil. İnsanlar hani kafayı dağıtmak için yani boş muhabbet yapıyor. Ben de o tarz muhabbetlere girmek istemedim için hiçbir zaman dahil olmuyordum. Yani insanlar iyi insanlar ama dediğim gibi yapılan muhabbet boş. Bu muhabbetlere de dahil olmayın derim. Yani yemek arasında bile hedefinizle ilgili çalışabilirsiniz. Bir diğer konu da şu. Ben bunu da sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi işe gidip gelmek, yani işe git 1 saat, gel 1 saat, 2 saat, bu da aslında bir iş hayatına giriyor. İş hayatındaki davranışlara da burada değinmiş olalım. Şimdi bu 2 saat süresince yoldasın. Diyelim ki yarım saat, yarım saatten 1 saat, her neyse. Bu süre çerçevesinde kesinlikle, yani ben müzik dinlemeyi bıraktım. Şimdi diyeceksin ne alaka? Müzik dinlemenin yerine motive edici ses kayıtları, podcastler, bunları dinlemeye başladım. Ve inanır mısınız, tamamen bakış açım değişti. Sürekli kişisel gelişime odaklı şeyler dinlediğim için kendimi sürekli tetikte hissettim. Bunu sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Kesinlikle müzik dinlemeyin, zaman kaybı. O kişiye, yani o müziğini dinlediğiniz sanatçıya para kazandırıyorsunuz. Ama o tarz işte müzik dinlemeyi bırakıp sadece motivasyon içerikli veya işte disiplin, sizi disipline edici ses kayıtları, sesli kitaplar dinlediğinizde size yarıyor. O yüzden müzik dinlemeyi bırakın. Onun dışında işten geldiniz, yemek yiyeceksiniz. İşte bir saat falan yemek yiyip dinlenme süreniz var. Sonrasında zaten diyelim ki 10 saat çalışıyorsunuz. 2 saat işe git gel, 12 saat. 1 saat de yemek yiyip dinlendiniz, 13 saat. 8 saat uyudun, ne yaptı? 21 saat. Senin 3 saatin falan kalıyor. 3 saat, 3 veya 4 saat. Yani 3-4 saatte ne yapabiliyorsan yapacaksın. Ekstradan çalışman için. Ha belki ofiste çalışanlar, hani sürekli oturup çalışanlar iş esnasında da belki zaman bulabilecekler, onu bilemem. Bunu yapabiliyorlarsa. Bazı firmalar bazı sitelere girmenizi engelliyor zaten. Ama küçük firmalarda bu yapılabiliyor. O size kalmış, onu ben bilemem ama zamanınız çok kısıtlı olduğu için yani müzik dinlemekle veya ben şunu da bile bırakmıştım. Tabii kesinlikle siz de bırakın. Ya izlemedim zaten de hiçbir zaman. Yani Netflix'i hiç izlemedim ama film izliyordum. Filme gittiğim zamanlar oluyor. Onu da bıraktım. Yani film izlemeyi bıraktım. Şimdi Netflix, ya bunları da bırakacaksınız. Eğer gerçekten hayatınızı değiştirmek istiyorsanız, zamanı iyi kullanmak istiyorsanız dizi izlemeyi bırakacaksınız.
Ayrıca buradan fanatik olan, futbol fanatiği veya herhangi bir spor fanatiği olan arkadaş varsa ona da sesleniyorum. Yani maç izlemeyi de bırakın ya. Yani diyeceksin ki şimdi ya tamam biz burada işte stres atıyoruz falan. Evet ama haftada bir belki izliyorsundur, ona eyvallah. Yani haftada bir tamam. Ama tutup da yok işte bütün maç özetlerini izleyip diğer takımlar ne yapıyor onları takip edip, ya bunlara hiç gerek yok. Bütün ligi böyle takip etmeniz de gerek yok. Zaten bir takımı çok seviyorsan belki bütün ligi de takip etmen gerekecek. Ya yani bunu çok aza düşürmen lazım. Çünkü zaman kaybı, öyle söyleyeyim ya. Eğer vaktini bu tarz şeylere harcamak istiyorsan dijital göçebe olma yolunda kendine büyük zarar veriyorsun. Başka, yani dediğim gibi arkadaş çevren de zaten sürekli futbol konuşuyorsa orayla da görüşmeyi kesmen lazım. Şimdi bunu da dile getirdik. Sosyal medya noktasında da şöyle, yani bütün bildirimleri, telefondaki bütün bildirimleri kapatıp eğer silebiliyorsan Instagram, Facebook bunları telefonundan silmeni öneririm. Yani mesaj geldiğinde çok elzem bir şekilde kullanıyorsan eğer, yani işin için belki de, yani kullanıyorsan onu bilemem, belki satışçısındır, işte müşterilerin oradan ulaşman gerekiyordur, onu bilemem ama sosyal medya süreni yani en aza indirmen lazım ve dediğim gibi notifikasyonları kapatıp, o seni çünkü çok fazla şey yapıyor, dikkatini dağıtıyor sürekli o bildirimler geldiğinde. Telefonuna bakma ihtiyacı duyuyorsun. Bildirimlerini kapatmanı tavsiye ederim. O şekilde sosyal medyayı da söyledik. Şundan bahsetmek istiyorum. Bir arkadaş yorum yazmış. Save my day. Demiş ki dep olabilir mi hocam? Ben de buna rağmen mücadeleye devam ediyorum. Ben orada videoda sanırım odaklanmayla ilgili konuşmuştum. O da bir başka bir soru sormuş. Ben bu konuda uzman olmadığım için yanıt veremeyeceğim. Onun dışında bir arkadaş daha demiş ki Sena, tüm hikayeleri merak ediyorum. Evlenme konusu da ilginçmiş. Bahsedebilirseniz güzel olur demiş. İlerleyen videolarda bu seriyi bitirdikten sonra nasıl evlendiğimle ilgili de bir video yaparım. Eğer sizden talep gelirse. Evet, dediğim gibi odaklanmanın ne yaptığınız kadar ne yapmadığınızla da alakalı odaklanmak. Bu video bu şekilde odaklanma konusunda neler yapmadığımı aslında anlattım. Ve sizin nasıl bu konuya eğilebileceğinizden bahsettim. Diğer bir videoda ise benim odak noktamı kaçıran, işte odaklanmamı engelleyen konulardan bahsedeceğim. Çünkü bu odaklanma konusu gerçekten çok önemli. Yani öyle bir videoyla bitirebileceğim bir şey değil. İkinci videoda yaptığım hatalardan bahsedeceğim. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Ve bildirimlerinizi açın ki yeni video attığımda sizlere ulaşabileyim. Aslında çarşamba günü atacaktım bu videoyu ama işlerim çok yoğun olduğu için çarşamba olmadı. O yüzden de özür dilerim. Haftaya umarım birden fazla video atmayı düşünüyorum. Bu arada başka dijital göçebelerle de yeni işte röportajlar gelecek yolda. Bunun da müjdesini vereyim size. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.